Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sevinç Gök'ün hazırlayıp sunduğu Simirna Agorası Osmanlı ve Avrupa Seramik Buluntuları isimli çalışma ilgiyle izlendi. 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi'nde geleneksel hale gelen kültür sanat etkinliklerinin bir yenisi olan etkinliği izlemeye gelen akademisyenler, öğrenciler ve kazı bilimine merak salmış İzmirli konuklar erken saatlerde salonu doldurdu. Sunumuna başlamadan önce bizzat kendisinin de arkeolojik kazılara katıldığını ve değerli rehberlerin önderliğinde katılmaya devam edeceğini belirten Doçent Doktor Sevinç Gök, Simirna ekonomik ve sosyal kültürel açıdan tarih boyunca hep önemli bir merkez olmuştur. Özellikle İzmir'in köklü tarihi incelendiğinde bunu görmek mümkün olacaktır. Örneğin Devlet Agorası çok eski dönemlere dayanmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren 17. yüzyılla birlikte büyük bir ivme kazanmış, bu tarihsel süreçte epey önemli bir konuma gelmiştir. Fakat şehrimiz son zamanlarda sanayi açısından ivme kaybediyor. Bunu aldırmadan tarihi ve kültürel değerlere ulaşımı kolaylaştırmak için kazılara devam etmekteyiz dedi. Yalnızca Türklerin değil, aslında Latinlerden tutun, Levantenlerin, Ermenilerin, Rumların ve Türklerin yaşadığı çok çok önemli kentlerden, kozmopolit kentlerden birisi. Buna bağlı olarak da ticaret çok yönlü olarak gelişmiş. Arkeolojinin ulusal anlamdaki tarihçesine de değinen ve bu esnada İzmir'in önemli tarihi mekanları olan Kadife Kale ve Agora kazı alanlarından bazı fotoğraflar gösteren Doçent Doktor Gök, bölgede ilk kazıların 1932'de başladığını ve 1941'e kadar devam ettiğini, ardından 1996'da bir deneme daha yapıldığını, nihayet uzun bir aranın ardından 2007 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nden yardımcı Doçent Doktor Akın Ersoy'un önderliğinde kazıların yeniden başladığını ifade etti. İzmir'in yanı sıra Çanakkale, Kütahya, İznik ve İstanbul'da da belli başlı kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Doçent Doktor Gök, her biri birbirinden güzide, etkileyici ve estetik olan bu kalıntıların bu topraklarda sanata verilen değeri gösterdiğini söyledi.